kendisine hiçbir olma deyince sevgi, saygı, sorumluluk sahibi bir insan. Çok güler yüzlü. Hep güzel hatıralarla hatırladığım bir insan ismini anınca. Kendisini saygıyla, rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Değerli hocam, beni duyduğunu düşünüyorum. Seni hep hatırlıyoruz. Özellikle de etkinliklerde, mezuniyetlerde seni özlüyoruz. Umarım bizi duyuyorsundur. Biz de en az senin kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şahitim hocam, sizi çok özlüyoruz. Keşke yanımızda olsaydınız. Keşke bize yol gösterseydiniz. Çok öpüyorum hocam. Daha duyuyorum. Evet, gene bir mezuniyet töreni ve hocam sen yoksun ne yazık ki. Burhanettin hocam, yani kelimelere sığmayacak kadar değerli bir insandı. Bu kütüphanede gördüğünüz bütün kitapların yani %90'ına yakını kendi cebinden para vererek almıştır. Sırf öğrencilerimizin yararı için, öğrencilerimiz yaralansın diye. Geri geldiği bir öğrenci için baba oldu, abi oldu, kardeş oldu. Benim kızım ilk sosyal bilimleri kazandığında hocam dedim, yardımcı kitaplar istiyorlar, benim de durumum yok. Hiç merak etme dedi, hiç yapma, hiç yani kendini geri atma dedi, ben her türlü ihtiyacını karşıladım. Ve hocam, en son istediğin kitap geldi ama sen yoksun ne yazık ki. Nurlar içinde yat, gani gani rahmet etsin Cenab-ı Allah sana. Burhanettin hocamız çok değerli bir hocamız. Babayet bir insan, öğrenciler için büyük bir veli nimet. Bizler için iyi bir arkadaş, iyi bir dost, hocadan daha öte bir şey. Mekanı cennet olsun diyelim, Allah'ın rahmeti üzerine olsun diyelim. Her zaman güzelliklerle anıyoruz. İnşallah güzellikler de anacağız. Her zaman kalbimizdeki yeri bakidir. Allah nur içinde yatırsın diyelim. Buradan hocamla alakalı konuşacak, söylenecek o kadar güzel şeyler, o kadar çok şeyler var aslında. Ama hani Burhanettin Enişperol dediğimiz zaman her şey bitiyor. O gittikten sonra çok şey değişti. O varken çok farklıydık. Biz de farklıydık. Okulumuz da farklıydı. Şu an için yine devam ettiren hocalarımız var. Onun ayarında olmasa bile Burhanettin hocamı aratmayan hocalarımız var ama Burhanettin hocamın dediğim gibi değeri çok farklıydı bizde. Özellikle bizlere daha farklı, daha başka bir gözle bakan bir hocamızdı. Yani Burhanettin hocamız, hocamız değil, abimizdi, babamızdı. Bizim o şekilde bir büyüğümüzdü. Yokluğunu arıyor muyuz? Tabii ki arıyoruz. Yani Burhanettin hocam, seni çok özledik. Yerin doldurulamaz. Çok özledim seni Burhanettin hocam. Gel de eski günlerde gibi dedikodu yapalım. Sana anlatacak çok şeylerim var. Burhanettin hocamı 2009 yılından vefatına kadar bu okulda tanıştık. Onun gibi bir hocamla tanıştığım için çok mutluyum. Odamıza girildi. Ben burada personelim. Ve de şimdi bu senede mezun oldum. Bizlere çok alçak gönüllü bir şekilde hocam diye hitap ederdi. Biz de ona hocam diye hitap ederdik. Elini öperdik. Çok sevgi, saygı duyduğumuz bir hocamızdı. Ölümünün yıldönümü nedeniyle rahmetle anıyoruz. Allah mekanı cennet etsin. Yetiştirdiği talebelerle de bu ülkemizde faydası varsa ne mutlu ona. Rahmetli Burhanettin hocam, babacan tavrı, güler yüzüyle, muhabbetiyle, samimiyetiyle her zaman kalbimizde, gönlümüzde çok güzel izler bıraktı okulumuzda. Beşiktaş muhabbetlerini hiçbir zaman unutamayacağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Burhanettin hocam, benim için ne demek dersiniz? Aklıma gelen tek şey, kütüphane için verdiği yoğun emekler, çabalar ve sonucunda öğrencilere gösterdiği ilgiydi. Aramızdan ayrılmasının sanki dün gibi, yani çok zaman akıyor, onun eksikliğini hissediyoruz. İnşallah onun hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz. Evet, Burhanettin hocamız saygı duyduğumuz, kendisine değer verdiğimiz bir insandı. Öğrencilerine değer veren, insanlığa değer veren, özgürlükçü ruhlu bir insandı ve biz ona saygı duyuyorduk. Beraber çalıştık, çalıştığımız için de çok memnunum.
güzel anılarımız oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Aramızdan ayrılmadı aslında. Neredeyse her gün anıyoruz onu. Bu köşeyi odamıza gelen her öğrenci, onu hiç tanımamış, onunla hiç karşılaşmamış olan da bu köşeyi görüyor. Burhanettin hocamla bir şekilde tanışıyor. O kalbimizde her zaman yaşıyor. Çok klasik bir laf ama gerçekten öyle. Bundan sonra da onu yaşatmak için elimizden geleni yapacağız.